Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bizlerin de öyle. Çok şükür Allah'a iyiyiz. Keyfimiz de yerinde, sağlığımız, sıhhatimiz de yerinde. Şükrediyoruz. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin diyoruz. Valla şöyle sizlerle katlanacak çamaşırlarım vardı. Ben de dedim ki akşam yukarıdaydı çamaşırlar. Yukarıdan indirdim. Dedim ki akşam dedim açarım kamerayı dedim. Geçerim takipçilerimin karşısına dedim. Ne zamandır dedim şöyle takipçilerimle sohbet ederek çamaşır katlamıyorum dedim. İyisi mi dedim. Akşam oturduğum yerde takipçilerimle çamaşırlarımı katlarım dedim. Aldım elime katlamaya başladım. Vallahi bir sepet burada buraya indirdim. Bir sepet de yukarıda var daha katlanacak. Bir makine de bugün çalıştırmıştı. Çalıştırmıştım, serdim. Yarın da bir makine daha çalıştıracağım. Çamaşır bir bereketli, bir bereketli anacım. Yetişemiyorum. Ne yıkamaya, ne katlamaya, ne sermeye, ne yerleştirmeye yetişemiyorum. Yani anlayacağınız. Yalnız bu arada şey, dur kuzum. Mis gibi. Ay yumuşatıcı bir güzel koktu ki oğlum dur. Alper! Bir dakika. Yine Yakup'un gazabına uğrayacaktım. Şimdi geldi. Kameraya elini uzatıyor. Ya kapatacak ya devirecek. Yapacak yeni bir şeyler anlayacağınız. Bu Aytuğ'un yeleği. Geçen sene mi? Evvelki sene mi? Tam hatırlayamıyorum. Elsiva 2'den almıştık. O zaman da 30 liraya mı ne almıştık? Ama şey... Şöyle size yakından göstereyim bakın. Polar. İçi dışı polar. Kalın. Önü fermuarlı kapşonlu. Sıcacık tutuyor. İnanır mısınız? Sıcacık tutuyor. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor ya Aytuğ'un bu şeyi. Aslında Aytuğ'un yeleği kazağı bayağı var. Hatta en son ben işledim bir tane. Dünkü videomu, dün ve evvelsi günkü video. Bugünkü ve dünkü videomu izleyenler görmüşlerdir. Böyle lacivert ve krem rengi karışık desenli yelek işlemiştim ya şeye Aytuğ'a. O gün de işte AVM'ye gitmiştik. AVM'ye giderken terzi hemen şurada evimizin karşısında terzi var. Terziye verdik. Fermuar diktirdim. Çok o da çok güzel sıcacık yün ya sıcacık tutuyor. Aslında bir aklım diyor Alper'in de canı istedi anne bana da işle falan diyor. Tamam ne oğlum dedim işlerim dedim. Çarşıya gidince şey yapayım. Alayım da ip alayım da. Alper'e de işleyeyim kuzuma. Hoşuna gitti. Anne bana da işlesene diyor. Ona da işleyeyim bir tane ben. Ona da böyle akıllı ipten mi işlesem acaba? Nasıl yapsam? Neyse ip yüncüye gidince zaten çeşit çeşit şeyler var. İpler desenler var. Çeşit çeşit. Onlardan bakarım inşallah. Ona da işleyeyim bir tane. Elimde şu an bir tane örgüm var. Şey ay Yakup'a başlamıştım ama hem biraz küçük başlamışım hem de Yakup yani büyüme çağında çabuk büyüyor. O yüzden artık diyorum şey yapayım. Yani işleyeyim bitireyim birine hediye veririm öyle düşünüyorum. Bu tunimi de ben 2 sene oldu. 2 sene önce yine Elsiva 2'den 20 liraya almıştım. O zaman sezon sonu indirimlerinden yararlanmıştım yalnız. Bunları askıya asıyorum. Bu yüzden şurada bir kenarda dursun da. Bunu da Yakup'a gene bizim öbür mahallede bir teyzemiz vardı da o teyzemiz işlemişti. Bebek görmeye diye geldiklerinde vermişti. Hala giydiriyorum. Yani şu akıllı ipler çok hoşuma gidiyor benim. Bakın. Şöyle. Yani hiç model istemiyor. İşle gitsin, dümdüz işle gitsin. Hiç model istemiyor. Gerekmiyor yani. Hiç model gerekmiyor. Çok hoşuma gidiyor. Bir tane de kendime yelek öreyim diyorum. Gene böyle akıllı ip gibi böyle kendi başına kendi kendine model çıkaran iplerden istiyorum. Modelli falan hiç yapasım yok. Öyle hafif bir şey olsun yani. Ay mis gibi yumuşatıcı kokuyor vallahi. Katladıkça çamaşırlardan öyle güzel bir yumuşatıcı kokusu geliyor ki. Zaten çamaşırların hepsi çocukların.
En çok da Yakup'un çamaşırı var. Ben onun şeylerini ha buraya mı koydum? Ay, yine eşarbım açıldı. Bu arada 15 Şubat'ta şey açılacakmış galiba. Online eğitim başlayacakmış yine. Öyle deniyor. Hadi bakalım. Ondan sonra da ne zamandı ya? Yüz yüze eğitim ne zamandı? 1 Mart mıydı? Unuttum bak şimdi kafam karıştı. Ama 15 Şubat'ta yine eğitim başlıyor. Valla Alper'in öğretmeni matematik öğretmeni 105 sayfa test verdi. İngilizce öğretmeni de 12 sayfa mı ne vermişti galiba. Bu da Alper'in. Şu tarafa koyayım. Aytuğ'un öğretmeni de bir 50-60 sayfa falan test gönderdi. Bayağı bir var yani testler. Artık yapıyorlar, başladılar çözmeye. Oğlum dedim, bugün ayın 5'i, 10 gün kaldı dedim. Okulların açılmasına. Artık dedim yani yapın, bitirin testlerinizi dedim. Sonra yetiştiremezsiniz dedim. Son güne kalmasın dedim. Koyayım. Şu içlikler de çok iyi oluyor çocuklar için. Bu Aytuğ'undu. Aytuğ'undu da şimdi Yakup giyiyor. Geçen bazanın altını karıştırdım. Dedim ya dedim. Aytuğ'dan kalma böyle birkaç tane böyle içlikler vardı biliyorum. Bir poşete koyup kaldırmıştım ben. Ama bulamıyorum. Bazanın altını üstüne getirdim. Valla. Altını üstüne getirdim buldum. İki tanesi bu sene giyecek şekilde. Bunun gibi iki tanesi de seneye giyer. Bu arada öf, kokusu geçmemiş görüyor musunuz balık yağının kokusu? Aman. Valla ne deterjan geçirmiş bunun kokusunu ne de yumuşatıcı geçirmiş bunun kokusunu. Ne yapsam ben? Öf, acayip derecede balık yağı kokuyor. Bunu tekrardan yıkamam lazım. Ay, balık yağı şurubu veriyorum ya çocuklara. Ama hanımlar gerçekten bakın balık yağı şurubunun faydasını gördüm ben. Yaklaşık 15 gündür, yok 10 gündür veriyorum. Yaklaşık 10 gündür veriyorum. Ondan önce doktor bir tane şey yazdı. Multimix diye bir vitamin vermişti. Hepsine verdim, içirdim, bitirdim onu. Balık yağı şurubu almıştık 80 liraya arkadaşlar. 10 gündür veriyorum. Faydasını görmeye başladım. Balık yağı demek ki vücuttaki eksiklikleri tamamlıyor omega 3 vitamini. Eksiklikler tamamlanmaya başlayınca çocuklarda iştah açılımı yapıyor herhalde. İştahları açıldı çok şükür. Hani benim çocuklarımın iştahı yerinde. Yani çabuk acıkıyorlar. 2-3 saatte bir acıkırlar. İştahları yerinde ama tek sorun yemek seçmeleri. Yemek de seçmeseler her yemeği yeseler daha iyi gelişecekler ama en azından et yedikleri için ondan yana içim rahat çok şükür. Yumurta, et, süt, yoğurt bunları alıyorlar ya. Sebze dışında bunların hepsini yiyorlar yani. Ama balık yağı şurubunu içirmeye başladım. 10 gün oldu. Bir haftada etkisini göstermeye başladı. Gerçekten güzel etki aldım. Güzel şey aldım yani. Çok güzel iştahları açıldı. Tavsiye ederim. Balık yağının faydası oluyor mudur, olmuyor mudur diye yani kafasında böyle düşünceler olanlar varsa kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Balık yağı işe yaradı. İnşallah bu kutuyu bitireyim. Tekrar bir tane daha alacağım. Şöyle iki şişe içireyim istiyorum. Çünkü hani bir verdim mi dördüne birden veriyorum zaten. O yüzden her biri yarımşar şişe içmiş oluyor anca yani. En azından iki şişe içireyim de çocuklara. 80 liraydı. İşte biraz daha pahalı yani. Balık yağları pahalı. Ama işte çocuğumuz balık yese daha iyi olur. En azından haftada bir veya iki defa balık alır şey yaparız. Yemiyorlar. Bir tek Aytu yiyor balığı. Diğerleri yemiyor maalesef. Aman işte. Ne yapacağım? Öyle böyle büyüyorlar anacığım. Ben yani biz öyleydik. Çok yemek seçerdik biz. Diyorum ben zaten. Benim çocuklarım bana çekmişler diyorum. Biz çok yemek seçerdik.
Canları sağ olsun, ne yapalım? Öyle böyle büyüyorlar işte. Aileninkiler buradaymış. Annemin yaptığı bir lahana turşusu vardı. Lahana turşum bitti. Ama suyu duruyor arkadaşlar. Suyu bir lezzetli, bir lezzetli. Yani durdukça mayalanmış, durdukça mayalanmış turşunun suyu. Sanki şalgam gibi olmuş. Öyle bir lezzetli ki böyle lık 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 içesin geliyor. Diyorum ki yarın pazardan şöyle bir göbek lahana alayım da gene o suyun içine doğrayıp atayım. Hem sarı havuç hem lahana içine atayım diyorum. Bakalım. Yarın yani unutmazsam inşallah Ali'ye derim git derim pazardan al lahana. Hemen su bozulmadan atayım içine. Vallahi iyi yedim ben o lahana turşusunu. Bayağı bir yedim yani. Çok da güzel yapmıştı annem sağ olsun. Ellerine sağlık. Benim yaptığım mor lahana turşusu da az kaldı bitmek üzere. Ali diyor ki bitmeden yap. Vallahi dedim bitmeden yapamam. Kusura bakma dedim. Sanki dedim yapması çok kolay, çok basit sanki. O lahana biliyorsunuz mor lahana çok sert. Böyle doğra. Ay bu kolumun ağrısından ölmüştüm. Toplam 3 tane mi 4 tane mi mor lahana doğramıştım o zaman. Kolumun ağrısından ölmüştüm. Öbür kanala atmıştım ben o mor lahana turşusunun yapımını. Yani basit hemen yani bir günde yap. Hemen ertesi günü yemeye başla. Çok basit ama şey yani kolun ağrıyor onu doğramaktan. Çamaşır katla katla bitmiyor anacığım ya. Ne bu çamaşır bilmiyorum ki. Ben mi çocuklara çok mu çıkarttırıyorum üstlerini başlarını çok mu değiştiriyorum? Kalabalık olduğumuz için mi böyle? Vallahi ben de anlamıyorum. Of. Katlamaktan vallahi yoruldum diyebilirim. Yakup Paşa'mızın yeleği. Çok güzel robadan. Şu robadan işleniyor ya ben onu bilmiyorum. Beceremiyorum onu maalesef. Robadan işlemeyi beceremiyorum. Ben genelde şuradan bel lastikten bel kısmından başlayıp böyle kol altına kadar kol altından sonra kesiyorsun. Yakasını şey yapıyorsun. Ben genelde öyle yapıyorum. Öbür türlü yapamıyorum maalesef. Robadan çok güzel oluyor. Hele de kız bebekler, ay kız çocukları için çok güzel oluyor robadan böyle pembiş pembiş falan. Onu ya beceremiyorum maalesef. Çok basit diyorlar ama işte biraz kafa yormak gerekiyor. Sizler de farkında mısınız bilmiyorum. Bakın mesela şu pijama polar. Polar pijamalarda, polar kıyafetlerde deterjan ve yumuşatıcı kokusu çok kalıcı oluyor. Mesela şu polar mis gibi deterjan kokuyor. Bu öylesine mis gibi kokuyor. Ama normal penye olanlarda mesela şunlar bakın şu biraz kalın penye. Bunlarda o kadar kalmıyor yumuşatıcı kokusu. Polarlarda daha çok kalıyor. Ben şimdi arkadaşlar bunları sepetin yarısını katladım. Yarısı kaldı ama yarısı dediğim bir sepet ama belki hemen hemen iki makine çamaşır vardı burada. Bayağı yarısını hallettim. Şimdi artık ben hızlıya geçiyorum. Hızlı bir şekilde katlayıp yerine yerleştireceğim. İstedim ki sizlere şöyle sohbetli kısa bir vlog gelsin. Bu kanalıma bu aralar pek fazla video atmıyorum. Dedim kısa bir video çekeyim, takipçilerimin karşısına geçeyim. Onları da memnun edeyim. Çünkü her akşam benden video bekleyen sıkı takipçilerim var. Sağ olsunlar. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum izleyip destek olduğunuz için. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.